Keşen davasına baş koymuş ve bu uğurda başını da canını da feda etmiş bir ismi Şamil Basayev'i konuşuyoruz şehadetinin birinci yıl dönümünde. Gerçekten Şamil Basayev Çeçen mücadelesinin, Çeçenya'nın bağımsızlık mücadelesinin zirve isimlerinden. Stüdyo misafiri Mehdi Nusret Çetinbaş. Hocam az önce Kafkasya'nın dününü ve bugününü bize anlattınız. Yavaş yavaş oradan evet. Şamil Basayev'e süreci getirecek evet. olursak devam edelim. Evet, şimdi biraz önce böyle bir panoramik bir çizim yapmamız bugünün gibi. Daha iyi anlaşılabilmesi şimdi, için. Şimdi Şamil Basayev'i doğuran veya Şamil Basayev'i Şamil Basayev yapan sebepleri anlayabilmemiz için ben o manzarayı anlattım. Tabii olay sadece onunla da bitmedi. Yani Kuzey Kafkasya'da sürekli bir mücadeleler dönemi devamlı olarak. Mesela Kuzey Kafkasya'nın yaşadığı, Çeçenistan'ın yaşadığı en büyük dramlardan bir tanesi de İkinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı'nda malum Almanlar Rusya'yı işgal ettiler. Karadeniz kıyısından, Kırım'dan, Sivastopol'dan çıkartma yaptılar. Kafkasya'nın belli bölgelerine, Adige'ye ve Karaçay, Çerkes bölgelerine kadar geldiler. Ve savaş bittikten sonra, o dönemin diktatörü Stalin bazı halkları cezalandırmak için bir metot buldu ve bazı halkları hain ilan ederek yurtlarından, topraklarından sürdü. Bunlardan biri Kırım'dı, diğeri de Karaçay, Balkanlar ve Çeçenler. Şimdi Kırım sürgününü mantıken izah edebilirsiniz. Çünkü Almanlar Kırım'a çıkartma yaptılar ve Kırım Alman işgaline girdi. Diyebilirsiniz ki Kırımlılar Almanlarla işbirliği yaptılar ve bunlar sürgünü hak ettiler. Fakat Çeçenistan'a bir tek Alman askeri bile ayak basmadı. Buna rağmen tüm Çeçen halkı suçlu ilan edilerek İkinci Dünya Savaşı'nda topyekün Sibirya'ya sürüldüler. Yani 24 saat bir zaman dilimi içerisinde o zamanki nüfusu 850 bin olan 1944 yılında 23 Şubat 1944'te Çeçenler Sibirya'ya, Kazakistan'ın Sibirya bölümüne sürüldüler ve kış şartlarında o sürgün sırasında hemen hemen Çeçen halkın yarısı kırıldı, yok oldu. Ve bunların içerisinde de Dudayev 40 günlük bir bebektir. Dikkatinizi çekerim sürgüne gittiği zaman. Ve Çeçenler o sürgünden 1957 yılında gene döndüler. Şimdi enteresan bir manzara var ortada. Yani Çeçen bağımsızlık savaşı ilk başladığında Dudayev dahil, Zelimhan Yandarbiyev dahil baktığınız zaman, manzaraya baktığınız zaman, yani bugün yaşı yaklaşık olarak 60'ın üzerinde, 65'in üzerinde olan, 60 yaşın üzerinde olan Çeçenlerin hemen hemen tamamına yakını şey doğumludur, Kazakistan doğumludur. Yani 1944 ile 57 yılları arasında Çeçenistan'da doğan Çeçen yoktur. Bu insanlar böyle zorluklar içerisinde tekrar vatanlarına dönüp yeniden çoğalarak yeniden millet olma noktasında bir irade gösterdiler. 1989'a gelindiğinde, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girildiğinde Çeçenistan nüfusu 1 milyondu. Şimdi dolayısıyla burada baktığınız zaman bu şey içerisinde Dudayev'in Çeçen halk hareketini başlattığında zaten dikkat ederseniz Dudayev'in, rahmetli Dudayev'in eşi Allah Hanım'ın bir güzel bir hatırat kitabı vardır. Kitabın adı nedir biliyor musun? Milyon birinci. Evet. Bu milyon birinci demek şudur. Dudayev'in iktidarda olduğu dönemde istatistiki olarak 1 milyonu geçkin, 1 milyon birinci Çeçen'in dünyaya gelişi kutlanmıştı o zamanlarda. Yani dolayısıyla da Dudayev işte 1 milyon nüfusu geçmelerini büyük bir şevkle kutlamışlardı. Dolayısıyla böyle kitabın adını ona izafeten milyon birinci adıyla böyle bir hatırat kitabı yayınladı. Bu kadar çile, bu kadar dramın içerisinde hepinizin bildiği gibi işte 1994 yılında başlayan Çeçen-Rus savaşının içerisinde Çeçenler zaten yabancı olmadıkları bir mücadelenin içerisine girdiler. İşte böyle bir mücadele ortamında Şamil Basayev var. Şimdi Şamil Basayev'e baktığınız zaman
Şamil Basayev'i şartlar tabii ki o noktaya getirmiştir. Kendi içerisinde olan cevherle beraber aslında Kuzey Kafkasya'da on binlerce Şamil Basayev vardı, evet. Ama tabii ki bir gen daha baskın olarak diğerlerini bastırarak ön plana çıkıyor. Şamil Basayev olmazsa bir başkası çıkacaktır ortaya. Yani bu kaçınılmaz bir gerçektir. Baktığınız zaman Moskova'da yaptığı eğitim sırasında, mühendislik eğitimi sırasında baktığınızda orada da lider tabiatlı biri. Etrafında, çevresinde çeşitli toplantılara, panellere katılan, orada Kuzey Kafkasyalı bütün gençlerle beraber kurdukları organizasyonlarla çeşitli toplantılar yapan, Kafkasya'nın geleceğiyle ilgili enteresan yapıları olan biri. Ha, baktığınız zaman şunu söylüyor şu an. O dönemlerde diyor ben Marksisttim diyor. Yani Che Guevara'yı kendine model olarak, ha burada da yadırganacak, ayıplanacak bir şey yok. Başka bir şey görmemiş ki. Evet. Yani gördüğü tek model dünya üzerinde özgürlük mücadelesi veren, bağımsızlık mücadelesi gören ve kitaplarda okutulan bir tek kişi var. O da Che Guevara. Şimdi ona bakıyor, o modeli kendi, yani bunu bile Şamil Basayev'in kendine bir model olarak algılayabilmesi önemlidir. Kendisi daha sonra anlatırken adını Şamil Basayev olmasına rağmen İmam Şamil'i hiç tanımadığını biliyoruz. Çünkü okutulmamış yani şey boyunca, resmi tarihi boyunca. Evet. Şimdi böyle enteresan bir yapının içerisinde geliyor. Sonra bakıyorsunuz, yani kendisi özgürlük aşığı bir insan. Yeltsin'e karşı darbe girişimi yapıldığında çok enteresandır. Daha sonra hakkında ölüm fermanı verecek olan Yeltsin'i koruyan 9-10 tane gençten biri, yani onun etrafını kuşatan, ona koruma, ona kalkan olan gençlerden bir tanesi de Şamil Basayev'dir enteresan olarak. Onu koru. Ya şimdi orada koruduğu tabii ki Yeltsin'in bizzat kendi şahsı, bedeni falan değil. O neyi koruyor? Haksızlığa uğrayan, kendine göre haksızlık haksızlığa maruz kalanları koruma güdüsü var kendisinde. Bakıyorsunuz ardından yine bir Kuzey Kafkas halkı olan Abhazya'da savaş baş gösteriyor. Şimdi baş gösterdiği zaman Şamil Basayev hiç düşünmeden savaşa Abhazya'ya gidiyor. Şimdi burada Şamil Basayev'in çizgisini anlatma noktasında bakıyorum. Sadece olayı Şamil Basayev salt İslam açısından da ele almıyor. Bu da enteresan bir noktadır. Daha sonraki çizgisi gittikçe İslami bir çizgiye doğru gidiyor. Ama o dönemlere baktığınız zaman Şamil Basayev'in ilk anda reflekslerin hepsi haksızlığa uğrayanın yanında olmaktır. Abhazya'ya gidiyor. Şimdi Abhazya'ya baktığınız zaman Kuzey Kafkas halkları arasında nüfusunun yarısı Hristiyan, yarısı Müslüman olan bir halk Abhazlar. Yani şimdi Şamil Basayev'in gidip de Abhazya'da savaşmasını bir İslam mücadelesi şeklinde algılamak son derece yanlış. Ha nedir? Bir akraba Kuzey Kafkas halkının yanında bir mücadele veriyor onun içerisinde. Sonra Çeçenistan'da mücadele başlıyor. Yine ne bakıyorsunuz? Orada o mücadelenin içerisinde. Bakıyorsunuz ikinci Çeçen Savaşı'na baktığınız zaman orada da Dağıstan'da zulme uğrayan bir halkın ki provokasyon olmasına rağmen ki buram buram o ikinci savaş başlangıcı Dağıstan'daki olaylar provokasyon olmasına rağmen Şamil Basayev ne olursa olsun benden yardım isteyen, benden yardım çağrısında bulunan insanları boş çeviremem diyerek yine o bölgeye giderek tabii ki ikinci savaşın farkında olmadan başlamasına sebep oluyor. Baktığınız zaman bu portreyi çizdiğiniz zaman tabii ki şimdi dünya üzerinde tanım olarak baktığınızda terörizm diye bir şey var. Evet. Bir kavram. Ama bunun içi boş. Bunun tanımı yok. Şimdi nedir terörizm şimdi? Ne şekilde tanımlayacaksınız bunu? Şimdi böyle bir tanım yaptığınız zaman siz şimdi devlet olarak masum yüz binlerce insanı katlediyorsunuz. 40 binin üzerinde çocuğu öldürüyorsunuz. Siz devlet olduğunuz için, tüzel bir kişiliğiniz olduğu için, dünyada akredite olduğunuz için, tanındığınız için sizin yaptığınız şey son derece normal, sıradan bir olay. Ama özgürlük mücadelesi veren, kendini savunan, savunma refleksi geliştiren insanları hemen derhal terörist damgasıyla suçluyorsunuz. Şimdi burada tabii ki bir çifte standart var. Bunun tanımının kesinlikle yapılması lazım. Şamil Basayev'in hareketlerine baktığınız zaman, başından bu yana çizgisine baktığınız zaman bu tanımı ben kesinlikle terörizm olarak değerlendiremiyorum. Peki
O mantıktan geriye doğru gittiğimiz zaman, şimdi Filistin Kurtuluş Mücadelesi'nin merhum önderi Yasser Arafat'ın geçmişte uçak kaçırma eylemleri, birçok olayları yöneten, bunların arkasında olan bir şahsiyet olduğunu hepimiz çok yakından tanıyoruz. O zaman ne oluyor? Bir şey çıkıyor ortaya. Siz işte başarılı olup da dünyaya kendinizi kabul ettirdiğiniz zaman sayın ünvanıyla bir devlet adamı oluyorsunuz. Ama mücadeleniz işte bastırıldığı zaman, sindirildiği zaman, yerden göğe kadar haklı da olsanız hemen size terörist yaftası. Bu vuruluyor. Ben size soruyorum. Şamil Basayev başarılı olsaydı, olsaydı nedir? Dünyanın saygın insanları arasında olacaktı. Bugün Castro, Fidel Castro zamanın en büyük teröristlerindendir. Bugün Küba'nın başında bütün dünyada kendisine saygı gösterilen devlet adamı unvanını kazanıyor. Amerika kendisini devirmek için yıllarca terörist olarak kendisini tanımış. Şimdi buna baktığımız zaman Kuzey Kafkasya mücadelesi çok büyük haksızlık yapıldığını görüyoruz. Dünyanın neresinde görülmüş? Yani devlet adamları, devlet başkanları arka arkaya şehit ediliyor. Cevher Dudayev, bu seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamını siz roketle havaya uçuruyorsunuz. Yine Çeçenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı rahmetli, ki benim de yakın dostum Zelimhan Yandarbiyev'i, siz gidiyorsunuz Katar'da, bütün dünyanın gözü önünde cuma namazından çıktığı sırada arabasına bomba koyarak havaya uçuruyorsunuz, suikastla şehit ediyorsunuz. Adamlar yakalanıyor, bunlar Rus ve siz baskıyla bunları Katar'dan alıyorsunuz ve Moskova'ya götürüyorsunuz ve bunları serbest bırakıyorsunuz. Ve yine dünyada alnı ak bir devlet olarak yaşamaya devam ediyorsunuz. Yine siz Rusya olarak orada insan haklarını savunan ve bütün dünyaya Çeçenistan'daki o vahşeti anlatan ünlü Rus gazetecisi Anna Politkovskaya'yı bir gece evinde aleni olarak, ki bütün kameralar şeyler gösteriyor, katilin sureti, resmi fotoğrafı, her şeyi çekiliyor ve apartmanına giderken vuruluyor, öldürülüyor. Halen yok ortada. Kimse onu yakalamakla şeyle öyle bir derdi de yok, peşinde de değil. Yine aynı şekilde Putin'in eski arkadaşı, Putin'le beraber birlikte FSB'nin içerisinde önemli noktalarda bulunan Alexander Litvinenko, ki bu insan o kadar artık nedamet getirmiş ki, yapılan bu zulümlerden o kadar bizar olmuş ki, artık ayrılmış şeyden, dayanamamış yani yapılan bu zulme, bu işkencelere, bu haksızlığa dayanamayıp çekmiş, terk etmiş. Bir müddet Türkiye'de kalsana şeye gitmiş, onu da peşinden gitmişler, onu da İngiltere'nin göbeğinde Polonyum'la zehirleyerek öldürmüşler. Bunların hepsi bütün dünyada Rusya'nın siciline yazılırken bir Allah'ın kulu kalkarak demiyor ki ya ey Rusya, ya sen gel bakalım bir hesap ver, şunun bir hesabını ver. Bunu dediğin zaman Rusya böyle pervasızca hareket edemez. Ama ne oluyor? Şimdi bakın, geçen de anlattım. 400 yıldır milyonlarca Kuzey Kafkasyalı'nın kanına giren, milyonlarca Kuzey Kafkasya'yı öldüren, yurdundan sürgün eden, topraklarını gasp eden bir topluluğa siz tutup şey demiyorsunuz. Hiçbir şey demiyorsunuz. Yani ben size şöyle söyleyeyim ki bugün, ki olmadığını hepimizin bildiği, tamamen bir uydurmadan ibaret olan bir Ermeni tehcirini kat kat ona rahmet okutacak tehcirler yapmıştı Rusya. Yani bugün 1864 yılında o zamanın şartlarında 2 milyon Kuzey Kafkasyalı'yı vatanlarından sökerek zorla topraklarından atmıştır. Ve milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir o topraklarda. Ama bununla ilgili bir satıra bir yerde rastlayamazsınız. Neden? Çünkü onlar Müslümandı. Onlar tek suçu Müslüman olmaktı. Eğer Kuzey Kafkasya Hristiyan olsaydı ve başka bir kimlikte olsaydı, acaba ben soruyorum, yani bu zulme uğrar mıydı Kuzey Kafkasyalılar? Eğer Çeçenler Müslüman olmasaydılar bu zulmü yaşarlar mıydı? Veya Bosnalılar Müslüman olmasaydılar bu zulmü yaşarlar mıydı? Bakıyorsunuz şimdi, küçücük bir azınlık, Endonezya'da küçücük bir adada, Timor'da bir avuç Hristiyan var, dünya hop oturup hop kalkıyor ve onları tutuyor, bağımsız yapıyorlar durup durduğu yerde. O zaman bizim de Müslümanlar olarak kendimize irkilip bir çekidüzen vermemiz lazım. Yani Çeçenistan'da cereyan eden mücadelenin burada kesinlikle o insanların,
o insanların Müslüman olmalarından kaynaklanan zulme maruz kaldıklarını bilmeliyiz. Bugün maalesef ve maalesef Türkiye Rus propagandasının, Rus ajanslarından alınan bu uydurma haberlerle manipüle ediliyor halkımız. Evet. Bugün işte Türkiye'de Çeçen davasına karşı duyulan ilginin azalmasının sebebi tamamıyla budur. Kimse haberin arkasını takip etmiyor. Ne olduğuna bakmıyor. Şimdi Beslan olayları diyorlar. Bakıyorsunuz Beslan olaylarında. Ben size soruyorum. Bakın Beslan olaylarının cereyan edildiği yere, o bölgeye, o bölgeyi çok iyi bilen biriyim. Yani oraya en azından bahsedilen İnguşetya'dan Beslan'daki okula gelmek için en az 15 kontrol noktası geçmek durumundasınız. Ha 15 kontrol, ha bu eylemi Şamil Basayev'in adamları yaptı yapma, ben onu tartışmıyorum. Ki o konuyu da ben eleştirdim zaten bir yazımda. Şimdi böyle bir olayda Şamil Basayev'in böyle bir şeye vesile olması da ayrıca düşünülecek bir konu. Nedir? Çünkü siz bir eyleme gidiyorsunuz ve yollarınız böyle açılıyor, böyle şey gibi kendinizi bir anda gidiyorsunuz, okulun içerisinde buluyorsunuz. Şimdi bu kadar kolay bir yere gittiğiniz zaman, güvenlik şemsiyesinin son derece sıkı olduğu bir yerde, orada gidiyor, okulun içine girinceye kadar kumanda sizdedir, ama içine girdikten sonra artık iş sizden çıkmıştır. Ve tekim ne oldu sonra, bakın bir tane gazetecinin bile giremediği, vize almak için aylarca beklediği Beslan'a Ruslar CNN'inden NBC'ye, dünyanın BBC'ye bütün ajanslarını getirdiler. Beslan'da okulun kapısına yığdılar. Ve o olayı bütün dünyaya naklen yayınladılar. Çünkü onu hazırladılar, tezgahladılar. Orada meydana gelecek olan o dramı dünyanın gözü önüne gösterdi. Ve biz takip etmedik. Orada o işte Çeçen şeyler, teröristler şeyi öldürdüler falan. Maalesef. Bugün Rusya parlamentosu burada bu çocukları Rus askerlerinin öldürdüğünü bangır bangır haykırıyor. Artı daha dün o eylemde öldürülen 21 Çeçen teröristin resimleri yayınlandı şeyde. Ve enteresandır, diyorlar ki şeyler, rehineler, biz diyorlar bunları tanımıyoruz diyorlar. Bunlar yoktu diyorlar şeyin içerisinde. Ve çok enteresan karmaşa şeyler çıkıyor ortaya. Ve çok çok enteresan provokasyonlarla karşı karşıya bulunduğumuzu görüyoruz. Ama biz yine de Rusya'nın bu propagandaları karşısında ve maalesef bunu göremiyoruz. Onun için Şamil Basayev'in mücadelesi gerçekten saygıdeğer bir mücadeleydi. Ve ben onu saygıyla anıyorum, rahmetle anıyorum. Ona terörist diyenleri de ben nefretle kınıyorum. Eyvallah. Şimdi gerçekten hocam çok hassas noktalara temas ettiniz ve kanayan bir yaramıza dokundunuz. Zira maalesef Türkiye'de diğer İslam dünyası gibi Çeçenya'da yaşanan drama karşı gereken tavrı koyamadığı için bir mahcubiyet içerisinde. Çünkü bu da önemli bir imtihan ve oranın insanlarının bizlere ihtiyacı var. Teşekkür ederiz. Dünden bugün hem Kafkasya'yı hem de bugün yaşananları ve Şamil Basayev'i bize anlattığınız için. Sevgili seyirciler, bu akşam Çeçenistan davasının Yılmaz savunucusu, Çeçenistan denildiği zaman tıpkı bir Cevher Dudayev gibi, bir Aslan Masadov gibi akla gelen ilk isimlerden biri olan Kafkas Kartalı İmam Şamil'in torunlarından Şamil Basayev'i andık. Biraz daha iyi anlamaya ve yakından tanımaya çalıştık. İki değerli misafirimle konuştuk. Ali Yandır Bey ve Mehdi Nusret Çetinbaş bizlerle birliktelerdi. Ve şehadetinin birinci seneyi devresinde bu büyük mücahidi de rahmetle anıyor. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize güzel günler geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın efendim.
keyifli alışverişinizin adresi Çağrı Hipermarketleri İz Bırakanlar programını sundu. Her pamansalarında cazip klima fiyatlarıyla hem siz serinleyin hem de cebiniz. Bu fiyatları başka yerde bulamazsınız. Oturma grubu 700, yatak odası 790, yemek odası 825, çekyat 249, baza 189 YTL. Erpa, Fatih, Esenler, Gültepe, Sultan Çiftliği mağazalarımıza gelin, sayamadığımız daha nice cazip fırsatlardan yararlanın. Erpa, 0212 531 çift 0 çift 0. Akit pazarda namazla diriliş ve namaz hocası 50 yeni kuruş. Şimdi namazla diriliş zamanı. www.akitpazar.com. Telefon 0232 44 101 44. Bina, daire, iş yeri, arsa, villa, dükkan, yazlık, kışlık derken bir de bakmışsınız ki... Artık dengeler değişiyor. Emlak sektörüne yeni bir anlayış geliyor. Denge Emlak, uzman kadrosu ve sınırsız hizmet anlayışıyla aradığınızı daha kolay ve uygun fiyata sizlere sunuyor. www.dengeyum.com 0212 665 87 71. Pazarlamadan bir yenilik daha. Aksunofik su arıtma filtresi. Bu cihaz çeşme suyunu klordan %96 oranında arındırır. Evet, yanlış duymadınız. Bu cihaz sayesinde artık güvenle çeşme suyunu içebilir ve yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Filtrelenmiş suyu ütü, kahve makinesi gibi küçük ev aletlerinde de kullanarak onları kireçlenmeye karşı da koruyabilirsiniz. Şimdi bu pratik alet Hilal pazarlama güvencesiyle hizmetinize sunuluyor. Dünyada katarakt sonucu görme yeteneğini kaybeden milyonlarca insan yaşıyor. Gökyüzünün mavisini, yeryüzünün yeşilini, çiçeklerin kırmızısını karanlıkta bekleyenlere hediye edin. Siz görürseniz onlar da görecek. İHA İnsani Yardım Vakfı. İhtilaf ahlakı. Eleştireceğiniz kişiye önce dua edin, sonra eleştirin. Müslüman bir konuda ihtilafa düştüğünde ne yapmalı? İhtilaf ahlakı nasıl olmalı? Ve daha birçok konu Mustafa İslamoğlu'nun anlatımıyla bu VCD'de. İslam ümmetinin tümünü yüreğimize koyalım ki Allah Celle Celaluhu da bizi cennetine koysun. İhtilaf ahlakı tüm sevdiği marketlerde. Kutsal yolculuk sıra turizmle bambaşka. Güvenilirlik ve uzmanlık bizim işimiz. Rahmet rüzgarlarının estiği diyarlara sıra turizmle gidin, rahat edin. 10 yıllık tecrübemiz ve deneyimli kadromuzla hizmetinizdeyiz. Sizleri Allah'ın beytine, duanın merkezine davet ediyoruz. Sizin tercihiniz. Sıla Turizm. Telefon 0212 631 57 58. Bu kendisinde hiçbir şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'tan sakınıp ona sığınanlar için hidayettir. Hem bir rehber hem de bir şifa kaynağı olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim şimdi VCD formatında evlerinize geliyor. Görsel Kur'an-ı Kerim Hatim Seti. 30 VCD'den oluşan Görsel Kur'an-ı Kerim Hatim Seti'nde hem Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni, hem Türkçe meali, hem de meallerle ilgili görüntüler ve hatim duası bir arada.
Ayrıca bu muhteşem set ok takibiyle okumanızı kolaylaştırırken Ahmet el Acemi'nin muhteşem kıraatiyle sizlere Kur'an ziyafeti sunuyor. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس